Herkese merhaba, Deniz Memnun ben. Burası Motocross Park Kilios. Bu videonun konusu ayakta sürüş. Tamam kanka. Enduro Motocross'ta iki tip sürüş var. Birincisi oturarak, ikincisi ise ayakta sürüş. Ayakta sürüş yapmamın sebebi toprak zemin üzerinde sürüş yapıyor olmamız. Çünkü yağmur yağıyor, zemin çamurlu oluyor, kayıyor. Zemin bozuluyor, tümsekler oluşuyor. Ve İleri seviye tekniklerde fren tekniği, atlayış tekniği, yokuş aşağı iniş tekniği, bunları önümüzdeki videolarda göstereceğim. Bu gibi durumlar motosiklet üzerinde hakimiyetimi arttırmam gereken durumlar. Motosikletin üzerinde otururken motosiklet hakimiyetini çok fazla sağlayamam. Sadece çünkü dona tutunarak ön tekerlek hakimiyetini sağlayabiliyorum ama vücudumu kullanarak motosiklete bütün olarak hakimiyet sağlayamıyorum. Ayağa kalktığım zaman ise dizlerimle motosikleti tutunarak bacaklarımı kullanıyorum ve motosiklete bütün olarak hakimiyet sağlayabiliyorum ve daha güvenli hızlı sürüş yapıyorum. Ayakta sürüş yaparken dikkat etmem gereken 4 şey var. Birincisi peglerin kullanımı, motosikletin basamaklarının kullanımı. İkincisi dizlerin pozisyonu ayarlamak. Üçüncüsü bacakların pozisyonu ayarlamak. Son olarak da üst vücut pozisyonu ayarlamak. Peklere ayak tarak kemiklerimin üzerine doğru gelecek şekilde baskı uygulamam lazım. Ayak tarak kemiklerimin üzerine bastığımda birincisi ayağa kalkma dengemi daha rahat kurarım. İkincisi bileklerimi kullanarak motosikleti aşağıya doğru daha rahat basabilirim. Üçüncüsü motosiklet peklerini kullanarak, ayaklarımı kullanarak aynı zamanda motosikletin yönlendirmesini daha kolay bir şekilde yapabilirim. Dizlerimin motosiklet üzerindeki konumu çok önemli çünkü vücudun motosiklete bağlantısını sağlayan nokta dizlerim. Dizlerimle doğru bir şekilde motosiklet tutunursam bacaklarımı kullanarak motosikletin yönlendirmesini sağlayabilirim. Ayak bileğimden dizime kadar motosikletin üzerinde dümdüz durmalıyım. Bunu yapmamın sebebi şu: eğer motosikleti ortasından kavrarsam dizlerimle motosiklete bir bütün olarak hakimiyet kurabilirim. Ama eğer dizlerimi öne doğru bükersem motosikleti ön tarafından kavradığım zaman kalçamı kullanarak motosiklete hakimiyetini sağlayamam. Bacakların konumu ise şu şekilde: yavaş şekilde sürüş yaparken, yavaş bir tempoda sürüş yaparken ayak bileğimden kalçama kadar bacaklarımı dimdik tutmam gerekiyor. Bunu yapmamın sebebi tamamen rahat bir şekilde dengemi kurmak sürüş esnasında. Fakat tempo hızlanmaya başladığında, düzlükte sürüş yaparken hızlı bir şekilde motoru kullandığımda ayak bileğimden dizime kadar dimdik, dizlerim motosikletin ortasında, fakat
dizimden yukarısıyla, dizimle kalça arasıyla o bacaklarımı geriye doğru vermem gerekiyor. Bunu yaptığım zaman hem hızlı bir şekilde sürüş yaparken daha rahat dengemi kuruyorum, hem de aynı zamanda kalçamla motosikletin arka tekerleğine doğru yük bindirmiş oluyorum ve arka tekerleğin zemin tutuşu arttırıp daha rahat hızlanmamı sağlıyorum. Üst vücut pozisyonu ayarlamam tamamen gidon hakimiyetini arttırmak için, rahat bir şekilde hakim olmam için çok önemli. Yavaş tempoda sürüş yaparken çenemle gidon aynı hizaya gelinceye kadar üst vücudumla öne doğru kapanmam lazım. Ve bunu yaparken bacaklarım açısını asla bozmuyorum. Bacaklarım aynı şekilde dimdik. Aynı hizaya gelinceye kadar öne doğru kapanıyorum. Bunu yaptığım zaman zaten kollarımla rahat bir şekilde gidona yetişiyorum ve gidon hakimiyetini sağlayabiliyorum. Dirseklerimi yana doğru açık tutmam lazım ki gidon hakimiyetini kuvvetli ve rahat bir şekilde yapabileyim ve motoru kolay yönlendirebileyim. Hızlı tempo sürüş yaparken demiştim, kalçamı geriye doğru veriyorum ve dizlerim hala motosikletin ortasında. Kalçamı geriye doğru verdiğimde üst vücudum da geriye doğru kayıyor, fakat bunu şu şekilde düzeltmem lazım. Kendimi biraz kollarımla gidona doğru çekmem lazım. Kollarım hafif bükük durması yeterli. Eğer kollarım gergin durursa gaz hakimiyetinde hata yapma ihtimalim artıyor. Çünkü kollarım gerili ve kollarım ve bileklerimden gidona sıkıyorum. Gaz hakimiyetini rahat bir şekilde kuramam. Fakat kollarım biraz daha bükük tuttuğumda ellerimle gaz hakimiyetini daha rahat ve güvenli bir şekilde sağlayabilirim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın.